Kardeşlerimle gidecek mi? Sadece Mihrimah. Annelerini özlemeyecekler mi? Sen bunları düşünme aslan parça. Kardeşlerim için çok üzülüyorum. Üzülme annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Sultanım, gene ne oldu? Sümbül Ağa geldi. Hünkârımız sizinle görüşmek istemişler bu gece. Mustafa, hadi odana. Gülşah, hemen hazırlanmam lazım. Kızlara haber ver, hamama hazırlasınlar. Çabuk. Kıyafetim hazır mı? Terzilere nefes almadan çalıştırıp hazırlattım sultanım. Bu gece çok güzel olmak istiyorum. Zira bunun hasretiyle yandım tutuştum yıllardır. Rabbim şu zavallı kulumun feryadını duydu sonunda. Ben de hep dua ettim sultanım. Nihayet bu kabus dolu yıllar sona erdi. Eyvahlar olsun sultanım. Havadisler çok fena. Derin bir nefes al, sakinleş. Benim durumumdan daha kötü ne olabilir ki? Rahatla. Söyle, ne oldu? Ben size söylemiştim sultanım. Keşke af dileseydiniz. Mahidevran sultanımız bu gece halvete gidecekmiş. Hünkârımız ve validimiz bunu bilerek yapıyorlar. Sırf benim canımı yakmak için çağırıyorlar onu. Sultanım, iyi misiniz? Derin nefes al Hürrem. Sakinleş Hürrem. Güzel görünüyor muyum Gülşah? Sultanım, güzel de ne kelime. Hünkârımız gözlerini sizden alamayacak. Hazırlık durumları nedir? Merak buyurmayınız hasodabaşım. Beykoz'daki av köşkü hazır edildi. Yarın sabahleyin yola revan olacağız inşallah. Hala. Sultanımızın tek bir eksiği dahi olmayacak. Rahat etmesi için ne lazımsa yapın. İlaveten emniyetini ihmal etmeyin. Kuş dahi uçmayacak. Uçmaz. Sultanım, hünkârımızın kararını biliyorsunuz. Sizden ricam beni zor durumda bırakmamanız. Ben bunu vermeye geldim. Hünkârımıza verirsiniz.
hünkârım. Sultanımız geldiler. Gelsin. Hürrem Sultanımız geldiler. Bunu size vermemi isteyip gittiler. Bir emriniz var mı hünkârım? Yok, çekilebilirsin. Hürrem Hatun, af dilemeye mi geldin yoksa? Boşuna uğraşma. Git eşyalarını topla. Evlatlarına sarıl, uyu. Malum, bir ömür hasret kalacaksın onlara. Sultanım. Moralinizi bozacak ne dedi şimdi size? Hünkârım. Hoş geldin Mahidevran. Seninle bir hususu konuşmak istiyorum. Mustafa'mın sünnet düğününü en ihtişamlı şekilde düzenlemeye karar verdim. Bu mevzuda senin de fikrini almak isterim. Ne vakit olmasını istersin? Madem büyük bir düğün olacak, baharda olmasında fayda var. Malum, halkımız Mustafa'yı çok sever. Herkes gelsin. Her bey, her sancak katılsın. Şehzadelerin de sünnetini yapmak sizin iktidarınıza nasip olsun inşallah. Biz de ona göre hazırlıkları tamamlarız. Âlâ, hiçbir masraftan kaçınma. Mustafa'm çok mesut olacak. Lakin şehzadelerim Mehmet ve Selim için de aynı hassasiyeti göstermeni isterim. Merak buyurmayın. Annelerinin yokluğunu hissettirmem onlara.